arkadaşlar. Bugün yapacağım patatesli poğaçalarım için ben 5-6 adet kadar küçük boy patates haşladım. Büyükse patatesleriniz 3-4 adet patates de kullanabilirsiniz. Patatesli poğaçalarımız dokusu ve tadıyla mükemmel, çok lezzetli poğaçalar oluyor arkadaşlar. Patateslerimi ben önce bir ezici yardımıyla iyice ezeceğim. Patateslerimi ezdim, bir kenara alıyorum. Hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Poğaçamın hamuru için önce ben bir su bardağı kadar ılık suyumu kabıma alıyorum. Bir su bardağı da ılık sütümü ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şekerimi Bir pakette kuru mayam var. Kuru mayamı da ekleyip güzelce karıştıracağım. Şekerimi ve mayamı biraz erittikten sonra bir bardak sütümü de ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurta kullanacağım. Sarısını üzerlerine sürmek için ayırdım. Beyazı da ekliyorum. Bir yemek kaşığı da tuzumu ekliyorum. Bütün sıvılarımızı biraz karıştıralım. Haşlayıp iyice ezdiğim patateslerimi de ekliyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş unumuzu da ekleyelim. Unumu eledim, hazırladım. Unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu karıştıralım. Hamurum artık yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Arkadaşlar 8,5 su bardağı unla ben hamurumu yoğurdum. Yumuşak, ele yapışır bir hamur elde edeceğiz. 8,5 su bardağı un kullandım ben. Kontrollü bir şekilde unumuzu da kullanalım lütfen. Kullandığımız sıvıların cinsine göre, miktarına göre de alacağı un miktarda değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş hamurumuzu yoğuralım. Hamurumun kapağını kapatıp hamurumu mayalamaya bırakacağım. Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir dinlendirdiğim hamurum da çok güzel mayalandı. Yumuşak bir hamur olduğundan elinize yapışacaktır. Şöyle sıvı yağ yardımıyla elinizi yağlayıp hamurumun havasını şöyle bir alacağım önce. Poğaçalarımın içine koymak için de ben arkadaşlar tam yağlı taze peynirim vardı elimde, rendeledim. Dilerseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Ellerimi yağlayıp mandalina büyüklüğünde parçalar alacağım. Yumuşak
yumuşak ele yapışır bir hamur olduğundan yağlayarak şeklini verelim arkadaşlar. Ortasına da rendelediğim peynirimden ekliyorum. Kapatıp şöyle avucumla biraz yuvarlayacağım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştireceğim tüm poğaçalarımı. Arkadaşlar, poğaçalarımı şekillendirme işlemim bitti. Ben şimdi poğaçalarımın üzerini bir bezle örtüp tepside 15-20 dakika kadar mayalanmalarını bekleyeceğim. Arkadaşlar, 15 dakikadır da üzeri kapalı şekilde bekleyen poğaçalarım güzel mayalanmışlar. Yumurta sarımın üzerine de ben bir tatlı kaşığı kadar süt ekledim. Tüm poğaçalarımın üzerine süreceğim yumurta sarılarımı. Mayasını söndürmeden yavaş yavaş sürelim yumurta sarılarımızı arkadaşlar. Toplamda 1,5 tepsi poğaçam çıktı verdiğim ölçülerle. Fırınımda ben 185 dereceye ayarladım. 185 derecede önceden ısıttığımız fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğiz poğaçalarımızı. Unutmayalım, fırından fırına da pişirme süresinde değişiklikler olabilir. Kontrollü bir şekilde üzerleri kızarana kadar tüm poğaçalarımızı güzelce pişirelim. Üzerler için ben çörek otu kullanıyorum. Dilerseniz susam, küncü de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben ısıttığım fırınıma tüm poğaçalarımı verip pişirmeye bırakacağım. Arkadaşlar poğaçalarım fırından çıktı. Toplamda 25 dakikada pişti. Çok güzel oldu. Misler gibi de kokuyor arkadaşlar. Yumuşacık. Gerçekten dokusu harika bir poğaçalarımız oluyor. Mutlaka yapın derim. Hala çok sıcak, sıcacık. Şöyle iç dokusu da böyle bu şekilde. Yapıp deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.